Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Herkesin yapabileceği şekilde olacak. Elimden geldiği kadar yemeği kolaya indirmeye çalışacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Elimizde eskiden karma bir dolapta kemikletimiz vardı. Kuzu kemikleri. Onlarda bugün güzel bir tarifim var. Önce tenceremizin içini boşaltalım. Çok fazla değil. Bir tane küçük parça bir soğan atacağız içine. İki parça havuç. İki üç tane tane karabiber. Bir tane defne yaprağı. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağın başında da nasıl pişireceğimizi göstereceğim. Ocağımızın altını yaktık. Ara ara yavaş yavaş bunu karıştıracağız. Yağların yanmasını bekleyeceğiz. Kemiklerin yanmasını bekleyeceğiz. Çiğ kokusu olmayacak. Bir de bununla ilgili şunu söyleyeyim. Aynı işlemi düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Kuzu kemiği ise, kemikletse 20 dakika düdüklü tencerede kaynadıktan sonra, dana kemikli etse düdüklü tencerede 1 saat. Dediğim gibi bu işlemi düdüklü tencerede yapabilirsiniz. Tekrar bir daha söyleyeyim. Kaynadıktan sonra 20 dakika. Ondan sonra ben yapacağım işleme devam edebilirsiniz. Arkadaşlar tencere ufak geldi. Büyük bir tavayı aldım. Tavada mühürlüyorum. Tamamen mühürlendi. Yağların çiğ kokusu gitti. Tabii ben bunu tavada mühürlediğimi göstermeseydim size karşı sahtekarlık yapmış olurdum. O da bana uygun değil. Neyse onu göstermek zorundayım. Tenceresiyle buluşturuyoruz. Mühürlediğimiz kemikleri tenceresine alıyoruz. Hemen kaynayan suyumuzu ilave ediyoruz içine. Üzerini geçecek kadar olacak. Bayağı bir geçecek çünkü su bize sonra lazım olacak. Şöyle bir kontrol edelim. 7 bardak su verdim. Suyun fazlasından zarar gelmez. Et suyu olacak. Dokuz bardak su verdim. Yani bayağı bir üzerine geçecek kadar su vereceğiz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz ki taşma yapmasın diye et köpüklenme yapar. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Etimiz kaynadı, kapağı açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Kapağı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Etimizin pişmesini bekliyoruz. Kemiklerin içinde ilik kalmadı. Tamamen eridi. Etimiz pişti. Şimdi bunu soğutacağız. Etimizi ayıkladık. Bizi hazır bekliyor. Buna güzel bir lezzet verebilmek için yarım yemek kaşığı bir un atıyoruz. Unumuzu şöyle bir kavuracağız. Daha sonra un kullanacağız bunda. O unu da meyhanesinde kullanacağız. Un az olduğu için çok dikkat edelim, unumuzu yakmayalım. Hafiften bir kavrulsa yeterli, rengi de kaçmasın. Bir un kokusu gitsin içinden. Unumuzdan dumanlar gelmeye başladı. Unu içinde kaybedecek kadar bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Un yağın içinde dönecek. Kuru un görünmeyecek. Hafiften bir akıcı kıvamda olacak. Bu aşamada içine bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Bir çırpıyoruz. Toplanma olmasın diye. Hemen peşamal kıvamına geliyor gördüğünüz gibi. Ona izin vermemek için et suyunu döküyoruz. Üç su bardağı et suyu, üç su bardağı da normal su kullanmış olduk. Toplamda altı su bardağı. Yoğunluk ayarlamasını daha sonra yapacağız. Sosumuz kaynarken biz meyanesini yapacağız.
Sosuna da tekrar bir yemek kaşığı un atıyoruz. İki yemek kaşığı yoğurt atıyoruz. Normal yoğurt, ev yoğurdu değil. Önce unla yoğurdu bir çırpıyoruz. Yumurta sarısını şimdi korsak toplanma yapar. Üzerine unu yapıştırır, bir daha ayıramayız. Sosumuzun içine bir tane yumurta sarısı katıyoruz. Şöyle bir az bir de limon suyu sıkıyoruz. Çeyrek limon. Az bir su. Bu kadar basit. Sosumuz hazır. Çorbanın başına geçiyoruz. Kaynayan çorbamıza sosu ilave ediyoruz. Karıştıra karıştıra. Hiç olmasın dibinde ekim de ilave edelim. Çorbamız olmak üzere. İki diş dövülmüş sarımsak katıyoruz. Tuzunu katıyoruz yeteri kadar, iki çay kaşığı. Kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz. Şöyle gösterelim. Ayıtladığımız etimizi zırhladık, içine döküyoruz. Bunu hemen kenara alıyoruz. En önemli lezzet sırrını yapacağız şimdi. Ocağımızın altını yaktık, sıvı yağ ilave ediyoruz. Şöyle az bir tarhunu yakacağız içinde. Tarhunumuz yandı. Çok fazla da yakmayacağız. Çorbayla buluşturuyoruz. Bundan sonra çorbamızı kaynatmaya gerek yok. Altını kapatacağız, bir 2-3 dakika dinlendireceğiz. Çorbamız bu. Şöyle bir kere bir kepçe alıyoruz. Bir kere bandırıyoruz, bir daha damlama yapmaz. Arkadaşlar, çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım.